ki burası inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Hoş geldin abla. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Annem evde mi? Hayır, pazara gitti. Ben bir telefona bakayım. Tamam. Alo? Alo. Büşra. Yavrum evladım, ben Kemal abi. Ananı ver telefona çocuğum. Annem yok Kemal abi. Büşra, ver şu telefonu. Ya sen niye benim peşimi bırakmıyorsun hala ya, niye? Eylül, sen misin evladım? Bak, hala sana evladım diyorum, kin tutmuyorum. Heh. Sen gönderdin değil mi bu kuşu? Dur kız, bağırmadan sakin sakin konuş. Ne kuşu? Tam şey ettiremedim de. Kız, yoksa sen hediye mi bekliyorsun bu adamdan? Tamam. Göndeririz canım. Ondan kolay ne var, göndeririz. Ya ben senden ne hediye bekleyeceğim ya? Ben senden iğreniyorum, tiksiniyorum. Ne bağırıyorsun kız? Sesi sokaklara taşıyor. Sapık kocam beni rahat bırakmıyor ki. Al, al bak bana ne göndermiş. Bu ne bu? Kız Mesude. Hani o yalancı evladını evimize almayacaktın, he? Ne işi var o mendebur kızının bizim yuvamızda karıcığım, ne işi var? Kemal. Yok Mesude. Bak gene hemen yüksek perdeden yalanlarını sıralamaya başladı. Yok efendim, ben ona hediye göndermişim de. Yok kuşmuş da pencereymiş de böcekmiş de. Yahu ben mapus adamım. Kendi donumu yıkamaktan acizim, donumu. Despirt bir vaziyette Mesude, despirt bir vaziyetteyim. Yahu eli saf artık canım. Gözün kör olmasın Eylül. Kinin bitmedi şu adama. Allah ıslah etsin senin hediyeni. Ya yok, ben çıldıracağım artık ya. Ben çıldıracağım. Ver şu telefonu anne, ver. Eylül bir dur. Anne ver. Mesude bak. Sesimi duymak benimle konuşmak için hususi yapıyor. Al kendi gözlerinle gör. Anne. Anne bak beni dinle. Bu kuşları sadece cezaevinde yapıyorlar. Benim cezaevinde başka tanıdığım var mı? Yok. Demek ki bu sapık göndermiş bunu. Vallahi o gönderdi anne, ne olur inan. Bana bak kız Mesude. O mendebur kızının söylediklerinin hepsini duydum. Vallahi de billahi de. Şimdi telefonu kapattığım gibi iftira davası açmaya gidiyorum ona. Öylece söyle. O bunları hak etti. Maddi manevi tazminat davası açacağım vallahi billahi. Maddi manevi. Kemal bir dur, kudurma sen de. Yok. Hapisteyim diye. Bu hakaretleri işitemem efendim, işitemem. Sorry Mesude, sorry. Kemal'im. Kemal. Kemal abin sana dava açacakmış. Bana dava mı açacakmış? Yine zeytinyağı gibi üste çıktı değil mi? Ya yok, ben kafayı yiyeceğim artık, ben çıldıracağım, kafayı yiyeceğim ya. Esas ben delireceğim be. Adamı hapse attırdın, gene işin soğumadı. Ne yaptı bu adam sana? Ne yaptı? Yeter be, yeter. Yok. Ben kime ne anlatıyorum ki? Allah hepinizi kahretsin. Thank you.
Kader? Kader ne oldu? Niye tek başına oturuyorsun? Bir şey sorma bana Eylül. Sen de git. Yalnız bırakın beni. Songül'le Cemre nerede? Asıl onları hiç sorma Eylül. Git diyorum. Yani anlamıyorsun. Ya gerizekalıya bak ya. İnsan bu kadar düşüncesiz olabilir mi Cemre? Bir de utanmadan geçmiş karşıma çaldım diyor. Songül tamam bir sakin olur musun? Hayır sakin olamam. Hiçbir şekilde sakin olamıyorum Cemre. Ya yazık bana ya. Elim parçalanana kadar ben çalıştım. Eylül de aynı şekilde kız uyumadı. Ayıptır ya. Biz bunu hak ettik mi? Ya kader bu işte. Annesine hayır diyemiyor biliyorsun. Ya diyecek kardeşim. Bu kızın kendi parası değil ki. Basbayağı diyecek. Anne bu benim param değil. Bu özel ders parası veremem diyecek. Nasıl verebilir ya? Bak eminim o da çok pişman olmuştur. Üzülmüştür. Hiç de öyle görünmüyordu valla. Cenk fark etmese bize söylemeyecekti bile. Ayıptır ya. Tamam anladık annen. O senin annen ama biz neyiz? Biz de senin kardeşleriniz. Bunu anlaması lazım artık. Evet haklısın. Haklıyım tabii. Kanı bozuk lan bunun. Genetik herhalde. Annesine çekmiş işte. Zamanında da Neriman'a satmıştı bizi hatırlıyor musun? Annesinin yerini öğrenmek için. O zaman affetmiştim ama şimdi affetmeyeceğim Cemre. Sildim ben kaderi. Hem de bu sefer gerçekten sildim. Songül ne yapıyorsun? Songül! Bana aldığı her şeyi geri iade ediyorum anladın mı? Artık onun hiçbir şeyini istemiyorum. Songül saçmalama. Karışma. Songül nereye gidiyorsun? Songül! Ne oldu küstünüz mü? Songül! Songül! Songül nereye gittin?
çekinin de var. Kardeşim yazmış buraya. Ne kardeşimi lan? Ne kardeşimi? Songül sakın atma onu. Al sana kardeş. Senin artık Songül diye kardeşin yok. Ay ne oldu size böyle? Hediye! Hediye neredesin? Bir saattir seni arıyorum. Ne oldu buraya böyle? Songül'le biraz atıştılar Neriman. Savaş alanına çevirmişsiniz burayı. Ne kırdınız? Devletin malına zarar verdiyseniz vallahi harçlığınızdan keserim ona göre. Songül'ün de o. Ben vermiştim. Vermiştim. Canım kardeşim. Bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Lalin'cim, güven bu hayatta çok önemli bir şeydir. Her
her şeyini emanet ettiğin insanı çok iyi seçeceksin. Aslında bütün mesele de bu. Neyse. Kızlar. Bakın bu sınav bizim için çok önemli. Mutlaka da onu kazanmamız lazım. Diyorum ki bundan sonra kursa Eylül gitsin. Hem Eylül çok güvenilir bir kız. Bize de başkaları gibi kazık atmaz. Yani yaparım tabii ama... Hadi hadi. İtiraf et. Siz beni evlatlık mı aldınız? Ne biçim konuşuyorsun sen? Saçma sapan şeyler söyleme. Ya, tamam tamam şaka yaptım. Ya bugün Neriman Hanım'la konuştum da... o dedi böyle sizi tanımasalar bilmeseler evlatlık zannederler falan diye. Hiçbir sorun yok Nazan Hanım. Siz şimdi dediğiniz zaman her yer karanlığa gömülecek. Tamam. Siz benden haber bekleyin. Tamam. İyi akşamlar memur bey. Ben bir ihbarda bulunmak istiyordum. Cemre nerede?
Ne demek Cemre nerede? Arkanda değil miydi? Ya arkamdaydı, geliyordu. Gel hadi. Gel Cemre. Rüstem efendi, polisi çağırdın mı? Aradım Hediye Hanım, geliyor. Ya Rüstem abi, Cemre içeride kaldı galiba, yok. Kızım, Cemre içeride değildir. Herkes dışarı çıktı. Bahçede arayın siz onu. Cemre! Cemre! Cemre, Cemre neredesin? Çıktı mı Cemre. Kızlar Cemre? Baksanıza! Cemre neredesin ya? Cemre! 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 Neredesin Cemre? Ya Cemre neredesin? Cemre içeride kaldı galiba. Bırak beni, içeri girip bakacağım. Olmaz öyle şey. İçerisi çok tehlikeli. Ben gider bakarım. Ah geldi işte polis. Ya çıkmamız lazım, tehlikede izliyorum. Sakin ol. Adı ne arkadaşınızın? Cemre. Tamam. Hediye! Hediye! Ne oldu? Bulabildiniz mi bombayı? Biz nasıl bulalım? Neriman Hanım, polis geldi. Onlar bulur şimdi. Ay ne yangını bitiyor, ne bombası bitiyor. Vallahi bıktım ben ya, usandım. Gel bakalım. İyi misin sen? Siz kimsiniz? Polis. Hadi çıkıyoruz buradan. Deneyim. Gel.
evladım sen ne diye kendini tehlikeye atıyorsun? Yani bir kolye için. Tövbe estağfurullah, bak beni kötü kötü konuşturuyorsun. Annemin kolyesiydi o. Ondan kalan tek hatıra. Cemre, şu an yanımızdasın. İyisin ya kardeşim. Gerisi önemli değil, boş ver. Nazlan Hanım içerideydi son gün. Ne? O kim? Bir arkadaşımızın annesi de ne alaka ya Nazlan Hanım? Ben de bilmiyorum. Ya Neriman Hanım'ın odasından sesler duydum. Kim var orada dedim, cevap vermedi. Ben de içeri girdim. Böyle birisi dolapları açıp kapatıyordu. Sanki bir şey arıyor gibiydi. Sonra odadan çıkarken beni yere düşürdü. İyi misin dedi, sesinden tanıdım ben de olduğunu. Polis geliyor. Tamamdır, bütün kontrolleri yaptık biz. İçerisi temiz. Bomba falan yok. Peki kim ihbar etmiş? Ben buldum. Ben anladım. Çocuklar, hadi siz içeri bakayım. Hadi sessiz. Hadi içeriye. Şimdi memur bey, bu kızlar genç ya. Sevgililerinden falan ayrılınca çocuklar böyle intikam almak için yapıyorlar böyle şey. Yani vallahi ben bunlardan usandım. Ergen bunlar canım, ergen. Neriman Hanım öyle değil. Nazan Hanım oradaydı diyorum. Niye inanmıyorsunuz? Evladım gözlerinle gördün mü? Gözleri görmeyene gözleri. Kusura bakmayın. Efendim Eylül. Hayır uyumuyorum. Yani su içmek için kalktım. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yurda bomba ihbarı yapıldı. Dur tamam, sakin ol. Asılsız çıktı haber. Ya Serkan, Cemre o sırada Nazan Hanım'ın burada olduğunu söylüyor. Yok Eylül, annemin bu saatte sizin yurtta ne işi var? Ya biliyorum saçma geliyor ama Cemre sesinden tanımış. Acaba o sıra burada olabilir mi? Bilmiyorum ki Eylül. Ama evde olması lazım. Dur bir bakayım. Anne. Efendim oğlum? Uyuyor muydun? Evet. Ne oldu? Yok bir şey, tamam. Yarın konuşuruz o zaman. Tamam. Hadi uyu sen.
Yarın görüşürüz. Tamam canım. Annem odasında uyuyor dedi. Nasıl ya? Bilmiyorum ki, Saykın öyle dedi işte. Bebeğim, sen onun sesini duyduğuna emin misin? Ya eminim, yemin ederim Nazan Hanım odadaydı. Ya tamam Cemre, biz sana inanıyoruz kardeşim. Ya iyi de bu kadının bu saatte ne işi vardı yurtta? İşte ben de o kısmını anlayamadım. Cemre, o zaman bomba ihbarını da Nazan yaptı diye düşünüyorum. Yoksa Rüstem'i aşıp nasıl yurda girecekti? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ama Serkan da annem uyuyor dedi. Ama orada birisi vardı. Nazan Hanım'dı. Ben yanlış mı anladım yani? Bilmiyorum ki. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Anladım. Tehlike geçti, yine küsür yani. Öyle olsun. Lalin, sen niye eşyalarını dolaba yerleştirmiyorsun? Buradan giymek zor olmuyor mu? Yani aslında biraz zor oluyor tabii ama ben burada geçici olduğum için. Geçiciyim derken? E şimdi benim babamın masum olduğu anlaşılınca hapisten çıkacak. E ben de buradan gideceğim tabii. Sen geçici olduğunu zannediyorsun. Bak, bu kız da geçiciydi. Annesini bulunca buradan gidecekti. Ama ne oldu? Songül keşke öyle demeseydi. Ne demeyecekmişim be? Az bile dedim, iyi oldu ona. O bizi düşündü mü? Düşünmedi. Ben niye düşünecekmişim? Ayakkabının tabanı açılmış ya. E açılır tabii kızım. O ayakkabı ne öyle? Arabaya bin, iki adım at ayakkabısı. Bak sen bundan sonra çok taban tepeceksin, tamam mı? Daha sağlam bir ayakkabı lazım. E Hediş'e sorsanıza. Yurda bağışlanan ayakkabılar vardır. Aynen. Toprak. Feride, çıkıyordum ben de. Canım, erken değil mi işe gitmek için? Saat kaç? Ya bizim çocuklar dün biraz spor salonunu dağıttı da erkenden gidip orayı toparlayayım diyorum. Tamam canım. İyi dersler sana. Tamam tatlı, sen de uyu. Yok, kalkacağım ben de, kahve yapacağım kendime. İyi madem. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Anında geldiniz, merhaba. Temizlik yapacağım ev burası mı Toprak Bey? Temizleyeceğiniz ev burası. Nasıl anlatsam, yalnız biraz normalden fazla kirli. Siz hiç merak etmeyin, ben ne pis evler temizledim, vız gelir bana. Mutlaka eminim temizlemişsinizdir ama şimdi bu evde üzücü bir olay yaşandı da kan lekesi falan var. Ben şimdi baştan söyleyeyim de size görünce. Olsun, kan lekesi, kahve lekesi hiç fark etmez, hepsini çıkarırım ben. Siz dert etmeyin. Alayım anahtarı. Vereyim. Buyurun. Temizlik malzemeleri şeyde, banyoda. Ay! Bu ne? Aman Allah'ım! Ne olmuş burada? Ay! Mezbah!
gibi. Polis! İmdat! Polis! Polis! Polis çağırın! Katil! Psikopat! Hanımefendi bağırmayın. Katil! Psikopat! Polis! İmdat! Sen kimleri kestin bu evde? Hanımefendi. Polis! İmdat! Hanımefendi bağırmayın. Polis çağırın! Rica ediyorum. Nerede uyanacak? Yapmayın. Lütfen. Polis! İmdat! İmdat! Hanımefendi lütfen. Ne oluyor ya? Adam kesiyor. Bir de bana temizletiyor. Bari kendi temizlesin. Pis manyak. Kendi temizle. Polis! İmdat! İmdat! Kendi temizle. Polis! İmdat! 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 Hanımefendi ne yapıyorsunuz? İmdat! Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Allah aşkına bırakın çocuğu. Çekil. Bu adam katil. Şu evi temizleyeyim diye çağırdı beni. İçerisi kan revan. Ya ne yapıyorsunuz? Bırakın dedim ya. Orası benim evim. Ne? Sizin eviniz mi? Evet, benim evim. Toprağın hiçbir suçu yok. İçeride benim kızlarımı vurdular. Hepsini. Tek tek. Tamam, geçtim. Ya bu da bana küçük oldu. Hem ben bunun modelini de beğenmedim. Kız Ali, modele ne bakıyorsun? Ayağına uyan bir şey bulursan öp de başına koy. Sen şunları da bir denesene, bunlar sağlama benziyor. Oldu şimdi. E başka yok. Yapacak bir şey yok. Mecbur bizim dükkana gideceğiz artık. Sizin dükkan mı? O hangi alışveriş merkezinde? Ne alışveriş merkezi kızım? Bildiğin ikinci el mal satan bir dükkan. Petoş hala alışveriş merkezi diyor ya. Yürü kızım yürü. Gel. Çık. Anahtarımı verir misin? Şöyle kötü bir niyetim yoktu. Bak, o evin temizlenmesi gerekiyor. Senin kabustan uyanman gerekiyor. Ya hayatına devam etmen gerekiyor. Anlıyor musun? Anlamıyorum. Anlamayacağım da. Nasıl hayatıma devam edebilirim sence? Ya bu ev temizlenince Cemre'nin gözleri açılacak mı? Allah aşkına bana söyler misin Toprak? Meral komadan mı çıkacak? Ne olacak? Verir misin anahtarımı lütfen? Bundan sonra kimse girmeyecek, tamam mı? Duydun mu beni? Siz. Ha indir bakayım, indir. Ha? Aferin. Hadi.
Tövbe estağfurullah. Cemre. Cemre. Ben de sana bir şey diyecektim evladım. Buyurun Neriman Hanım. Gece ne gördüysen yanlış görmüşsün. Yani senin durumunda ne duyduysan demek lazım gerçi de. Ben ne duyduğumu çok iyi biliyorum Neriman Hanım. Nazan Hanım sizin odanızdaydı. Değildi. Yani değildir. Gecenin bir vakti kadının benim odamda ne işi var? Onu da siz bulacaksınız artık Neriman Hanım. Vallahi biz düşün işin içinden bir türlü çıkamadık. Düşünecek bir mevzu yok evladım. Aa, insan canını sıkmayın canım. Cemre yanlış duymuştur. Bu benzi kapandı gitti. Hadi okula hadi. Hadi. Hala inkar ediyor ya. Yemeyecek misin? Bana hala kızgın mısın? Niye sana kızgın olayım ki? Yani nasıl anlaşılacak da anneme verdiğim parayı. Senin hiçbir suçun yok. Ya bak, özür dilersin. Öpüşüp barışırsınız. Hem Songül sana kıyamaz ki. Bu sefer öyle bir şey diyecek. Bu sefer affetmeyecek beni, biliyorum. Ya o kadar çok utanıyorum ki Allah benim belamı versin. Ya kadar yapma böyle, tamam. Ya ağlama tamam. Kadar. Şu kaderi gördükçe tepem atıyor ya. Ya sana ne sevgili? Bu kaderle benim aramdaki bir mevzu. Ne demek sana ne kızım? Allah Allah. Senin meselen bizim meselemiz herhalde. Ben gidip konuşacağım şununla ya. Sizin ders paranızı iç etmek ne demekmiş? Güney dur Allah aşkına. Ben yeterince konuştum zaten. Fırçaladım onu. Sen gitme üstüne dur. Ağlıyor mu? E sen bayağı affetmeye meyillisin. Yok canım ne affedeceğim ya? Affetmem. O kadar hata yaptı. Ya ama yine de anlamasına gerek var mı? Yok. Bak Mehmetciğim. Çıkışta sahile gidelim mi? Dolaşırız falan, sinemaya gideriz. Ben gelemem ki Güney, işim var. Niye, ne işin var gene ya? Lale'nin ayakkabı almaya gideceğiz. Lale'nin nedir ya? Ya Lale'nin yurda gelen bir kız. Ayakkabı ihtiyacı varmış. Ben de ona söz verdim. Heh, bravo. Tam biri bitiyor diyoruz, yenisi başlıyor. Tam Kader Hanım'dan kurtulduk, şimdi bir de Lale'nin çıktı başımıza. Ya sen niye devamlı başkaları için kendini paralayıp duruyorsun? Ha? Biraz kendini düşünsene. Hayır, illa birini adayacaksan kendini, bak burada ne güzel sevgilim var. Onu ada değil mi? Ya Güney ya. Bak kaderi kıskanıyordun. Kader bitti, şimdi Lale'nin başladı. Sen gerçekten kıskanç birisin ha. Tanrım ya. Ben sana o yalancı kızını evimize yuvamıza sokmayacaksın demedim mi Mesude? Sen niye dinlemiyorsun kocanın sözünü? Bak gördün mü? İlk fırsatta gene başladı iftiralarını sıralamaya o mendebur. Merhametimin kurbanıyım ben de Bekir Ali.
kardeşimi göreceğim deyip yumuşak yerimden vurdu beni. Mesude, karıcığım bak beni. Biz ne kadar iyi davranırsak davranalım, senin bu mendemur kızın düzelmeyecek. Bak vallahi de billahi de bizim ilişkimizi, aşkımızı kıskanıyor. Bizi ayırana kadar da rahat etmeyecek. Bak işte söylüyorum. Aha, buraya da yazdım. Vallahi artık ben de öyle düşünüyorum Kemal. Kıskanıyor bizi. Yoksa sen buradan nasıl hediye gönderirsin ki ona? Tabii canım. Hem ben hediye gönderecek olsam böyle gül gibi biricik karıma gönderirim hediyeyi. Eylül'de kim oluyormuş? O Eylül'de kimmiş? Ne oldu? Ne olacak Mesude? Midem yanıyor. Ülser etti senin bu kızın beni. Vallahi de billahi de ağrıdan duramıyorum karıcığım. Neyse. Hastaneye randevu aldım. Yarın götürecekler bakalım. Aman diyeyim Kemal. İnşallah ciddi bir şey değildir. İnşallah. İnşallah. Bu kadar stresi, sıkıntıyı, iftirayı bünye kaldıramıyor tabii. Ne olur dikkat et kendine Kemal. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Yaşayamazsın değil mi kız? Kendimi intihar eder. Ben de seninle beraber gelirim. Aman sen sakın gelme. Yani sen gelirsen Metin'ime veliahtıma kim bakacak Mesude? Gönül saati bitmiştir. Gideceksin değil mi doktora? Söz ver bak, ihmal etme. Söz gideceğim. Sen merak etme karıcığım. Sen veliahtımı, metinimi bol bol öp benim için. Tamam mı karıcığım? Tamam. Hadi. Goodbye. Goodbye. Güzel bir yermiş burası. Hatta bak birkaç tane vintage parça falan da var. O ne demek bilmiyorum ama burası güzel yer. Kızlarla paramız olunca geliyoruz. Bak ayakkabılar şurada. Dur bakayım. Lalin, bu 38 numara. Hadi dene. Ya Songül. Bu çeşmeyi bana babam Çin'den almıştı. Hatta bak, bak ismim bile yazıyor. Bizim evimize haciz geldiğinde bunu da almışlar herhalde. Babam bu çirkin şeyi almak için ta Çin'e mi gitti? Hayır, onun için gitmedi tabii ki. İş için gitmişti. Ayrıca çirkin falan değil. Çok güzel. Babam bana hediye olarak getirmişti. Ya tamam, benden sizlik yaptım.
Baban hediye getirdiyse güzeldir tabii. Affedersiniz, siz buna 50 lira yazmışsınız ama bu 500 lira değerinde. Kızım susana, niye parasını yükseltiyorsun? Tamam, doğru söylüyorsun. Ama biz bu çeşmeyi alalım son gün, ne olursun. Babamın hediyesi bu bana. Elini alamayız, buraya sadece ayakkabı almak için geldik. Ya ayakkabıyı boş ver, ben bunu tamir ettiririm. Hadi son gün, bunu burada bırakmayalım, ne olursun ya. Tamam, bu kadar çok istiyorsan alalım. Defterim burada mı? Tamam. Soru bankasında alsam mı? Bence hoca bir program çıkarır. Yani defter kalem yeterli. Haklısın. Çok iyi dinleyeceğim. İnşallah size de güzel anlatırım. Anlatırsın. Eylül. Hı. Sence Neriman Hanım'ın odasında duyduğum ses Nazan'ın olmayabilir mi? Yani karıştırmış olabilir miyim? Yani. Serkan annem evde uyuyor demişti. Ben gidip Neriman Hanım'dan özür dileyim o zaman. Şimdi yok yere kızdırmayayım kadını. Sen bilirsin. Hadi sen çık git, derse geç kalma. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Eylül'le Cemre mecbur kalmadıkça benimle konuşmuyorlar. Son gün yüzüme bile bakmıyor. Sen doğru olanı yaptın Kader. Tabii ki parayı bana verecektin. Şimdi onların anneleri yok ya, anlayamazlar. Kıskanmışlardır belki de. Hayır anne, öyle bir şey değil. Onlar kötü insanlar değiller. Hani ben yalan söyledim ya, o yüzden. Koruma şimdi. Sen kimsesiz değilsin ki Kader. Annen var. Bir kardeşin var. Kardeşin tekme atıyor. Sağ ol abla diyor. Hareket mi edecek şimdi? Ah, tekme attı. Evet canım. Sen beni sev olur mu? Çok sev. Son gün kadar çok. Neriman Hanım, siz kazandınız. Estağfurullah Nazan Hanımcığım. Ah, sizsiniz değil mi? Tamam. Dün gece benim odama kadar ziyarete gelmişsiniz ama ben yoktum. Taciz gibi olmasın diye de aramak istemedim sizi. Çünkü sizin arayacağınızı biliyordum. Gelin bir kahve mi için? Tamam. Bekliyorum. Ben gideyim artık. Yani yarın tekrar gelirim. Bu kadar var ama. Yetmez ama neyse, idare edeceğim artık. Şuna bak. Utanmadan bir de çocuğun parasını mı alıyorsun? Sana ne Mesude? Kızım o benim. Sen karışma. Kader, akıllı ol kızım. Paranı yedirme. Sultan gibi bakıyorlar buna vallahi. Yediği önünde, yemediği arkasında. Kim bakıyor sana? Ay, sokaklarda aç kalmayayım diye hayırsever insanlar yardım ediyor Kader. Yani sadaka alacak hale geldim işte. Sen üzülme diye söylemedim sana. Yalan söylüyor kızım. İnanma. Aha bak, yeni ayakkabı aldı kendine.
Bir de evin içine dolanıyor ayakkabıyla. Sen boğazından kesip elindekini avucundakini veriyorsun. Bu insafsız süsünün peşinde. Mecburen ortopedik diye aldım. Davul gibi şişti ayaklarım. Topuklu ayakkabı bu be. Nesi ortopedik? Kızım bu anan senin kanını emiyor vampir gibi. İnanma şuna. Ay, kalacak yerim olmadığı için çektiğim şeylere bak kader. Yani ben bu hallere düşecek insan mıyım? Anne. Hadi gel sen biraz otur, tamam mı? Ben gidince de uzan, tamam mı? Şey, bir de parayı biraz idareli kullan lütfen. Ay tamam kader. Ne yapayım? Yani sokaklarda çıplak ayak mı gezeyim? Onu mu istiyorsun? Ya biz kardeşim doğunca beraber ev tutacağız ya, ben o yüzden söyledim. Tamam kader, tamam. Arkadaşlarınla bozuşmanın acısını benden çıkarma rica ederim. Hadi git, git artık. Vallahi pes. Evet, artık siz de biliyorsunuz. Serkan ve Defne benim öz çocuğum değil. Onlara evlat edindim. Gerçekten çok sevdim. Bana verildiklerinde 7 aylıktılar. Neriman Hanım o kadar güzeldiler ki. Anneleri bunları terk etmiş. İşte ben de onları canım gibi sevdim. Gözüm üstlerinden ayırmadım. Hastalandılar, sabaha kadar başlarında bekledim. Gerçekten çok emek verdim ben onları büyütürken. Zaten sizin çok iyi bir anne olduğunuzu biliyoruz Nazan Hanımcığım. Yani ondan hiç şüphemiz yok. Evet. Gerçekten canım gibi sevdim onları. Tamam. Belki başta söylemiş olsaydım daha iyi yapardım ama... ne bileyim işte, öz anneleri gibi bellesinler istedim beni. Ama şimdi öğrenirlerse bütün dünyaları yıkılır. Evet. Bakın, ben siz ne isterseniz yapmaya hazırım gerçekten. Yeter ki siz bu dosyayı ortadan kaldırın. Merak etmeyin Nazan Hanım. Ben zaten sizin kendi ağzınızla itiraf etmenizi bekliyordum. Her şeyin bir çaresi bulunur. Siz hiç merak etmeyin. Buyurun kahvenizi için. Cemre sesimden tanıdı beni. Ben sizi memnun edeceğim. Yeter ki siz benim bu sırrımı koruyun. Hiç merak etmeyin Nazan Hanımcığım. Çocuk bunlar. 2 günde unuturlar. Ben idare ederim onu. Şey duydum Neriman Hanım. Artık inkar edemezsiniz. Cemre beni sesimden tanıdı dediniz. Ne sırrınız var, ne saklıyorsunuz benden? Aa, yeter artık canım. Yani siz kedi gibi kaba mı dinliyorsunuz? Sonra da öyle yarım yamalak duyduklarınızla gelsin iftiralar. Ne sırrı, ne saklaması, yani ne yurdu. Vallahi Cemre sana çok büyük bir ceza verirdim ama şu haline acıyorum. Hediye! Hediye! Efendim Neriman Hanım. Cemre'yi çabuk odasına götür. Bir daha da bu kata kendi başına inmesin. Sonra bir şey olacak, bir de kırıkçıyla çıkıkçıyla uğraşacağız. Hadi. Gel kızım. Neriman Hanım, benden bir şey saklıyorsunuz.
Ya niye beni susturmaya çalışıyorsunuz? Bak hala konuşuyor. Hadi çıkın dedim size, çıkın. Gel şimdi, gel, gel. Dön. Söyledim ben size. Bu kız bizim başımıza bela olacak. Merak etmeyin Nazan Hanımcığım. Ben onu buradan gönderecek bir yol bulacağım. Siz hiç merak etmeyin. Ay kahveniz buz gibi oldu. İçin siz kahvenizi. Ben bir yolunu bulurum. Evet, evet. Nazan kesin Neriman Hanım'a rüşvet veriyor. Yoksa odasına izinsiz giren birini niye korusun ki? Beni aptal yerine koymaya çalışıyor ya. Neriman Hanım rüşvet alır mı ki? Alır tabii ki. Rüşvet almasa bile hediyelere bayılır kendisi. Yeter ki menfaatine işler dönsün. Nasıl çözeceğiz bu meseleyi? Vallahi bilmiyorum Cemre. Biraz zamana bırakalım. Kızlar, bunun yanında da her şeyi konuşmayın. Gidip birilerini ispiyonlayabilir şimdi. Songül, uğraşma artık benimle ya. Canımı mı yakmak istiyorsun, yakıyorsun, pişmanım, ne yapayım? Konuşma kızım benimle. Senin sesini duymaya bile tahammülüm yok benim. Bir şey diyeceğim. Bu borular su mu akıtıyor? Yok, çeşmeden geliyor ses. Cemre, odamızda çeşme var. Ne çeşmesi ya? Ciddi misin sen? Ya kızlar, bugün Lalin'e ayakkabı almaya gittik. Çeşme aldık, geri döndük. Yani senin yerinde ben de olsam ne yapardım bilmiyorum. Düşündüğünde kader zor kız abi. Kader mi zor? Çok uyumlu benim sevgilim. Ha tabii. Asıl Songül zor. Hadi lan Songül'ün nesi zor? Manyağa bak. Benim aşkım sadece haksızlığa gelemiyor, yalana dolana katlanamıyor, o kadar. Karakteri böyle. Oğlum düşündüğün zaman kaderin yaptı da öyle yenilir yutulur bir şey değil yani. Kanka. Kız keyfini harcamamış ya parayı. Annesine vermiş. Kadın hamile haliyle evsiz mi kalsaydı? Kader annesiyle bebek için mi harcamış parayı? Evet. Niye bana söylemiyor abi? O bebek benim de kardeşim. Allah Allah. Hayır. Ben de yardım etmeye çalışırdım. Kanka sen her ay o kadar parayı nasıl bulacaksın? Ha? Annen sorarsa o kadar parayı ne yaptın diye. Ne diyeceksin? Zor bir durum Güney. Kader bir dahaki ay kira parasını nasıl bulacağını bilemiyor. Kızlar onu takıya da götürmez herhalde. Hiç parası yok. Çok üzülüyor ya. Kızlar, Emre Hoca şahane bir adam. Anlamadığım yerleri sıkılmadan tekrar tekrar anlattı. Hatta öncesinde fonksiyonların tanım kümesiyle başladık. E süper, ben onu derste anlamamıştım. İşte ben de anlamamıştım, o yüzden çok iyi oldu. Bak, öğrendiğim bütün kuralları yazdım. Formülleri de ezberleyince çok güzel soru çözülüyor. Kızlar, bu sayede sınavda çok zaman kazanabiliriz.
ben şuna defterime geçireyim. Yaz yaz. Kader. Gel sen de yaz formülleri. Sınavda işine yarar. Barıştık mı? Yok. Hala sana çok gıcığım. Ama şimdi sınavda düşük not alırsan ben vicdan yaparım. O yüzden gel yaz. Teşekkür ederim. Songül bana da okusana. Cemil yazayım, beraber ezberleriz. Tamam. Bak, bunları yaz. Kuralları da hepiniz yazdıktan sonra hep beraber soru çözeriz. Aynen. Ben çok sıkıştım. Ay ben de öyle. Ay ben de çok fenayım. Kızlar ben de bütün gece tuvalete gittim geldim. Sefil oldum resmen ya. Ne oldu bize? Kızlar ne oluyor bize? Üşüttük mü acaba? Ay kızlar ben anladım. Çeşme. Çeşme mi? Ben tüm gece bunu açık unutmuşum. E tabii şırıl şırıl. Kız Deniz sen ne kadar fenasın. Senin yüzünden bütün gece can çekiştim. Kapat kızım şunu. Öldürdü beni ya. Tamam ben gülmüyorum sen rahat rahat gül. Ay yok ben gidiyorum. Hadi Nedoş. Lalin, bak sana papuç buldum. Aa, o adam kim? Ne yapıyor çeşmenin tepesinde? Hiç sorma Nedoş. Alo. Ha, iyi günler hanımefendi. Ben bu gazetedeki iş ilanınız için aramıştım. Satış elemanı, evet. On iki saat mi çalışacağım? Normal çalışma süresi 8 saat ama. Ha, anladım. Neyse, ne kadar veriyorsunuz acaba? 750 artı prim. Ama 12 saat için... Çok az bir para değil mi bu? Ha işimize gelmiyorsa çalışmayalım öyle mi? Neyse en azından sigortamışlar. Anlamadım sigorta da mı yok? Pardon yol var mı acaba? Yol da yok. Yemek? Hanımefendi siz eleman yerine köle aranıyor diye ilan verseydiniz daha açıklayıcı olurdu yani. Niye bakıyorsun Toprak? Çalışmam lazım. Niye bakıyorsun öyle? Feride senin bir işin var zaten. Orada çocuklar seni bekliyor. İstediğin zaman dönebilirsin. Dönemem Toprak. Daha kaç defa anlatacağım bunu sana? Dönemem. Neyse en azından bir işim olursa... ...kazandığım paradan bağış yapabilir miyim Toprak? Yine çocuklara bir faydam olur diye düşünüyorum. Ya Feride Allah aşkına bu söylediğin senin içine siniyor mu? Ha? Senin içine siniyor mu söylediğin? Of.
Cemre, sana bir göz doktoru buldum. Türkiye'nin en iyi doktorlarındanmış. Gözlerini bir de ona gösterelim diyorum. Siz ciddi misiniz Neriman Hanım? Yo, şaka yaptım. Ciddiyim tabii evladım. Randevu bile aldım. Hı? Okuldan da izin aldım. Bugün derse girmeyeceksin. Kahvaltıdan sonra hazırlan da Rüstem götürsün seni. Neriman Hanım çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ay teşekküre gerek yok. Görevim nihayetinde. Hadi size afiyet olsun. Hadi. Aferin. Hadi. Kızlar, farkında mısınız? Neriman Hanım iyilik yapıyor. Evet, hem de bana. Acaba diyorum ölecek falan da son günlerini iyi bir kadın olarak mı geçirmek istiyor? Ya ben de çok tontiş bir kadınım. Ha, tontiş bir kadın. Kızım sen onun gerçek yüzünü daha görmedin. Kızlar, sizce bu göz doktoru görmemi sağlayabilir mi acaba? İnşallah Cemre. İnşallah Cemre. Geçmiş olsun kardeş. Senin için götürüyorlar hastaneye. Benim mide rahatsızlığından. Bu kadar hakareti, iftirayı bünye kaldırmadı tabii. Mideye vurdu. İşte böyle. Geldik galiba. İnmiyor muyuz jandarma kardeş? Hadi. Ne oluyor? Yolu niye kapattınız? Kes lan konuşmayı, kes! Kıvırda lan, indi silahını, indi silahını, indi silahını, indi silahını. Kıvırdama, kıvırdama. Aç kapıyı. Aç kapıyı, aç, 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 aç kapıyı, aç kapıyı. İndi silahını, indi. İndi silahını, in aşağı, in aşağı, in aşağı. Çık dışarı, çık, 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 çık. İn aşağı, in aşağı, in aşağı. Geç şöyle. Nerede kaldınız lan? Hazır mısın evlat? Hazırım Neriman Hanım. Neriman Hanım ne yapıyorsunuz? Şuraları toparlıyorum evladım. Hediye'ye o kadar söyledim. Yaşlandı artık. Bu yeter sana tamam. Efendim? Şey diyorum şey Rüstem, Rüstem taksiyi çağırmıştır da hadi bekletmeyelim. Hadi evladım hadi yürü. Hadi. Hadi gel. Gel. Heh. Şöyle. Geç 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 yavaş. Heh. Kelepçelerini çıkaralım.
da sana hediyemiz olsun. Artık özgürsün. Koş bakalım, koş. İzini kaybettir. Kaçsana lan! Kaçmak mı? Ya! Kaçamam efendim. Kaçarsam infazımı yakarım. Zaten şunun şurasında ne kaldı? Şimdi bir de üstüne firardan ceza bindirirler. Yo, olmaz. Vallahi de billahi de kaçamam. Heh. Lan sen burada kalıp bizi mi ispiyonlayacaksın? Kim? Ben mi? Niye yapayım efendim öyle bir şey, niye? Belki de ceza indirimi isteyeceksin. Aa, vallahi de billahi de teessüf ederim efendim. He tabii. Siz bu adamı henüz yeterince tanımadığınız için ne kadar karakterli bir insan olduğunu bilmiyorsunuz tabii. Bu adam öyle şeyler yapmaz efendim. Siz rahat rahat firarınıza bakın. Run away, run, run. Lan! İn! İn lan aşağı! Kaçsana lan! Run Kemal, run. Kaç! Kaç! İndir arabayı. Gel. Hadi, hadi. Geç güzel. Neriman Hanım, ben bu isteğinizi yapamayacağım. Yapamayacak ne var ayol? Yurda götürüp teslim edeceksin. Bu kadar basit. Yazık değil mi kıza? Arkadaşlarından ayırıyorsunuz. Ne yapar bu haliyle tanımadığı, bilmediği bir yerde? Bana bak Rüstem Efendi, seni yurttan attırırım. Emekliliğin de gider inşaat bekçiliği yaparak beklersin artık. Neriman Hanım. Hadi dedim, hadi yürü. Neriman Hanım. Her şey için çok teşekkür ederim. Bu elinizi unutmayacağım. Güle güle kızım, güle güle. Hadi selametle, selametle. Hadi selametle. Rüstem Efendi Cemre'yi nereye götürüyor Neriman Hanım? Sana ne hediye ha? Sana ne? Doktora gözlerini göstermeye götürüyor. İlla her şeyi öğreteceksin. Tövbe estağfurullah. Ben sizin zaten çok merhametli bir insan olduğunuzu biliyordum. Kızıyorsunuz filan ama yine de kıyamıyorsunuz kızlara. İşine bak hediye, işine bak. Kardeşimiz için bir şey yapacaksan git babanla konuş. Bebeğin nüfusunu alsın. Kader, babam ikna olmaz. Zaten ben de konuşmuyorum onunla. Mert. Bir bakabilir misin? Tamam. Geliyorum abi. Bir şey soracağım sana. Tabii, buyur. Sen böyle son zamanlarda çiçek alıp Meral'i ziyarete gittin mi? Yok, bayağıdır gitmiyorum. Ne oldu ki? Allah Allah. Kime sorsam gitmemiş.
Kim aldı lan bu çiçeği kıza? Neyse kusura bakma. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kader, sinemaya gidelim mi? Ya da ne bileyim başka bir yere. Yani kafanı dağıtırsın. Yok Cenk ya. Ben yurda gideyim. Görüşürüz. Lan 40 yılda bir sevgili yaptım. O da depresyona girdi. Ne şanssız adamım ben arkadaş ya. Ya millet, çiçeği Mert de götürmemiş. Kim ya bu çiçeği veren çocuk? Ne çiçeği? Ya Meral'i biri ziyaret ediyor. Sürekli çiçek bırakıyor. Acaba diyorum okul dışında bir sevgili falan mı yaptı bu kız? İyi de olsa anlatırdı herhalde. Neyse, yakında öğreniriz. Ya hep beraber bir şey mi yapsak okuldan sonra? Ya ben aslında çok isterdim ama Büşra'ya gideceğim. Tamam, o zaman biz yarın bir şey yapalım. Vallahi kusura bakmayın, ben yarına kadar bekleyemem. Evet sevgili sevgilim, Lalin Hanım'ın da ayakkabı meselesi hallolduğuna göre bugün bana biraz vakit ayırır mısınız? Tamam be Güney, ayırdım gitti. İşte bu be, işte bu. Oğlum amma abarttın. Alt tarafı çay içeceğiz. Niye bu kadar seviniyorsun? Sen rahat olsana, bir şeyler düşündük herhalde. Kader. Bir bakar mısın? Seninle konuşmak istiyorum. Ama burada olmaz. Yine annem hakkında ileri geri konuşacaksınız değil mi? Hayır. Bu sefer size yardımcı olmak için. Hadi gel benimle. Hastane çok mu uzaktır Rüstem amca? Biraz. Tedavi ne kadar sürer acaba? Gerçi ne kadar sürerse sürsün. Yeter ki yeniden göreyim. Sana da zahmet oldu Rüstem amca. Çok sağ ol. Teşekküre gerek yok kızım. Olur mu öyle şey? Ya işini gücünü bırakıp benle geliyorsun. Neriman Hanım da çok duygulandırdı beni. Bazen böyle beklemediğin insanlar ummadığın iyilikler yapıyor ya. Hayata dair umudun güçleniyor. Duyduğuma göre annenin paraya ihtiyacı varmış. Güney hemen yetiştirdi değil mi? Direkt söylemedi. Annenin sefil bir halde olması şaşılacak bir durum değil. Hak ettiği hayatı yaşıyor sonuçta. Annem kötü durumda diye çok mutlusunuz değil mi? Mutlu değilim desem yalan söylemiş olurum. Annen yuvamı yıktı Kader. Kalkıp da ona üzülecek değilim herhalde. Neyse, konumuz bu değil zaten. Sana bir teklifim var. Annenin hastane masraflarını karşılarım. Her ayda düzenli bir para veririm. Al. Bu da ilk ayın parası. Bunun karşılığında senden bir şey isteyeceğim. Songül'le Güney'i ayıracaksın. Ne? Ne saçmalıyorsunuz siz be? Songül benim kardeşim. Asla öyle bir şey yapma. Annenle kardeşini düşün Kader. Hayır. Hayır ya, ben o kadar iğrenç bir insan değilim. O kadar da değil. Annem hastaneye gidecekmiş biliyor musun abla? Niye, anneme bir şey mi oldu? Hayır, Metin'i kontrolüne götürecekmiş. Kemal abi de hastalanmış.
Gebersin pislik. Ya öyle deme. Annem Kemal abi olmazsa yaşayamazmış. Annem yaşayamazsa biz ne yaparız? Biraz da kaydıraktan kayayım mı? Dur bekle. Abla tişörtüm yırtıldı. Üzülme annem diker bunu. Ya ama abla gün boyu böyle mi dolaşacağım? Eve gidelim de değiştireyim. Yok Büşra olmaz. Ben o eve gitmem, hem annem de istemiyor zaten. Ya annem evde yok ki. Ya 5 dakikacık değiştirip gideceğiz. İyi hadi tamam gidelim. Gürültülüymüş burası Rüstem amca. Geldik mi hastaneye? Yok, hastaneye biraz daha var. İstanbul'dan İzmir'e gitmekte olan Özyol Turizm'e ait otobüs 8. perondan kalkmak üzeredir. Otobüs mü? Otogarda mıyız biz? Rüstem amca ne işimiz var bizim burada? Hastane biraz uzakta Cemile kızım. İstanbul dışında sayılır. Ondan şey... ettik şey. Beni hastaneye götürmüyorsun değil mi? Ne olur bana kızma Cemre kızım. Ben de sonuçta emir kılıyım. Neriman Hanım seni Maşukiye'de bir yurda naklediyor. Ne? Nasıl olur ya, ben ne yaparım orada? Ben de aynını dedim ama dinletemedim Neriman Hanım'a. Ya Rüstem amca. Ne olur yalvarırım, götürme beni oraya bak. Lütfen arkadaşlarımdan ayırma beni. Ya ben ne yaparım orada? Ne olur ayırma beni arkadaşlarımdan. Ne olur, ne olur ayırma bizi. Lütfen götürme. Gel. Sağ ol hediye. Neriman Hanım, Cemre odada yoktu da gelmedi mi hala? Gelmedi evladım. Bir daha da gelmeyecek. Hiç boşuna beklemeyin. Nasıl yani? Bayağı evladım. Onu başka bir yurda naklettirdim. Ne? Siz ne yaptınız Neriman Hanım? Hediye. Oh. Nihayet ya. Sevgilimizle şöyle bir baş başa kalabildik. Nasıl? Beğendin mi burayı? Ya çok güzel bir yer de Güney. Burası pahalıdır. Yani senin paran gitmesin yazık. Bak istiyorsan ilerideki çay bahçesine gidebiliriz. Otur oturduğun yerde. Burada içeceğiz çayımızı, o kadar. Bana maç hareketler yapma Güney. Çarparım ha. Şaka. Şaka yapıyorum. Sakin ol. Seviyoruz kızım herhalde. Ne yapalım? Aşığız aşık. Teşekkürler. Yurdun numarası. Ha Cemre'dir. Efendim Cemre. Songül, benim ama lütfen yüzüme kapatma. Ya Neriman Hanım Cemre'yi başka yurda naklettirmiş. Ne diyorsun kızım sen? Tamam ben hemen geliyorum. Ne olmuş? Neriman Hanım Cemre'yi başka bir yurda göndermiş Güney. Ne? Niye? Ya bilmiyorum. Bu kadın bizden ne istiyor anlamıyorum ya. Bir arkadaşımızı ayırmadı kalmıştı, onu da yaptı alacak. Neyse ben yurda gidiyorum, sen tatlını ye. Manyak mısın kızım, dur yemişim tatlısını, dur beraber gidelim. Bak gayet güzel oldu bu.
Bak annem geldi işte, yakalandık. Büşra ben gidiyorum, parkta görüşürüz tamam mı? Tamam görüşürüz. Anne bak şimdiden. Hapisten mi kaçtın? İmdat! İmdat! Yardım edin! İmdat! İmdat! Vurun beni, vurun! Vurun beni, vurun! Vurun! İnsanı vurun, vurun, vurun! Olsun senin ne işin var kız burada? Vurun beni, vurun! Gerçi hoş, iyi ki gelmişsin. Yoksa bu adam nereden görecekti seni, ha? Vurun beni, vurun! Bana bak kız. Vallahi de billahi de çok özlemiş seni Kemal abin. Sen de özledin mi kız beni? He? Bana bak kız. Sen hapishanede beni niçin ziyarete gelmiyorsun Zümrüt'üm? He? Ah! Çok vahşisin lan. Hoş. Bu yüzden seviyor ya seni bu adam. İmdat! Kız seni... İmdat polis! 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 Ne oluyor? Vurun beni, vurun! Kız bir laftan sözden anla, bağırma diyorum sana kızım. İmdat! Kız seni... İmdat polis! Gül abi. Ne oluyor? Büşra hapisten kaçmış, koş polis sana koş! Arama kız, Büşra buraya gel. Ah! Ah! Kız Eylül! Eylül! Kız Eylül! Kemal? Alo. Alo pislik hapisten kaçmış. Kemal Yılmaz şu an kendi evinde. Ne olur hemen gelin lütfen. Kız. Sen benim kocama nasıl ihbar edersin? Lan kör domuz. Ya anne. Sana verdiğim emekler haram olsun. Anne bırak. Seni doğuracağıma taş doğursaydım keşke. Kemal, Kemal kaç kurtar kendini Kemal. Eylül. Eylül. Yaktın kocam Eylül. Kemal gel arka kapıdan çıkarsın hadi. Kemal gel, gel. Kapıyı açın polis. Hedoş, bu Neriman ne kadar vicdansız bir kadın ya. Kız bu haldeyken gönderilir mi? Vallahi müdüre falan demeyeceğim, yolacağım saçını başına. Aman sakın ha. Seni de yollar vallahi. Yollasın. Zaten Cemre gelmezse ben burada bir dakika bile durmam. Ya Kader, böyle bir şey niye yapmış olabilir? Yani diyorum acaba bu Nazan meselesini çok kurcaladı diye mi? Yazıklar olsun sana Rüstem Efendi. El kadar ama çocuğu buradan götürmeye utanmadın mı? Vicdansız! Dur Hediye. Dur yapma, bir dinle. Senden böyle bir şey hiç beklemezdim Rüstem amca, hiç. Ya Cemre'yi nereye götürdün? Söylesene hadi. Ferda Hanım,
Neriman Hanım çevirdiği dolaplar ortaya çıkmasın diye beni başka bir yurda gönderecek. Ne? Maşukiye'ye gönderecekmiş beni Feride Hanım. Ben gitmek istemiyorum. Ne olur yardım edin, engel olun, bir şey yapın, ne olur. Feride Hanım, ne olur yardım edin. Cemre, Feride Hanım. Kimse seni bir yere gönderemez. Tamam mı? Ağlama. Ne olur, ne olur ben gitmek istemiyorum. Engel olun Feride Hanım, lütfen. Tamam canım, ağlama, ben yanındayım. Korkma, tamam mı? Dur, çantanı alayım. En güzel olur. Gel, gel içeri, her şeyi baştan itibaren anlattı, gel. Ağlama. Kemal gel, arka kapıdan çık. Açın polis. Mesude bak, dur bir beni dinle Mesude. Kapıyı Kemal açın, ne polis. Olursun. Kemal ya, bu Mesude bir dur. Ben buna izin vermeyeceğim. Gel kız buraya. Sen hiç zahmet etme. Bizzat ben kendim açarım polislere kapıyı. İyi bırakın be. Kapıyı açın polis. Kapıyı açın polis. Geldiniz mi memur bey? Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Kemal Yılmaz. Yes. I am. Yani ta kendisi. Hapisten kaçmış bu. Ben aradım sizi. Nereden sen aramışsın kız? Bana bak. Fasulye gibi nimetten sayıp durma kendini. Bizzat ben kendim aradım memur beylere. Bizzat ben kendim. Heh. Ne? Ne diyorsun sen Kemal? Doğru söylüyor. Cezaevi aracını basmışlar. Can güvenliğim yok. Gelin alın beni evden dedi. Çok iyi yapmışsın. Yoksa infazın yanacaktı. Tabii canım. Akıllılık ettim. İşte böyle de saksısı çalışan bir insan bu adam canım. Paşa paşa yatar çıkarım. Zaten şunun şurasında ne kaldı? Senin vaziyetten vazife çıkartmana hiç gerek yok Eylül Hanım. Ben şöyle biricik karımı, evladımı göreyim de hapishaneye öyle döneyim dedim. Senin bu mendevur kızının evimizde olduğunu bilseydim hiç tenezzül etmezdim zaten Mesude. Ama yine de gel kız, şöyle bir sarılayım. Oh, oh. Vallahi de billahi de yuva kokusunu özlemiş bu adam canım. Buyurun efendim, buyurun. Takın kelepçelerinizi de. İşte böyle de yasalara, kanunlara saygılı bir insan bu adam. Kemal. Bana bak kız. Şunu da fazla tutma buralarda. Hadi görüşte görüşürüz. Ahvidar Zeyn. Sonuçta yapamadım. Feride Hanım'ın evinin oraya götürdüm diyorum. Peki sen Neriman Hanım'a tamam dedin mi dedin? Bitti. Ya ben seni bunca zamandır ne kadar yanlış tanımışım Rüstem Efendi. Sana taşıdığım bütün çaylar börekler boğazına dizilsin inşallah. Ya öyle deme. Cemil nerede kaldı ya? Ya yarım saat oldu arayalı, gelir herhalde şimdi. Aa, hatta geldiler. Merhaba.
Gel Cemre, elimi tut. Kader. Kardeşim. Cemre, çok özür dilerim. Tamamen benim suçum. Yani o caddede seni yalnız bırakmamam gerekiyordu. Songül, sen niye özür diliyorsun? Ya o da beni doktora götüreceğim diye kandırdı. Feride Hanım, yani siz şimdi Cemre'yi bırakıp gidecek misiniz? Feride Hanım, lütfen artık bizi bırakıp gitmeyin. Burada. Rüstem Efendi, sen Cemre'yi söylediğim yere bırakmadın mı? Rüstem Bey'e kızmayın Neriman Hanım. O doğru olanı yaptı. Bundan sonra siz de öyle kafanıza göre bir çocuk yollayamayacaksınız bu yurttan. Allah Allah, kim engelleyecekmiş beni? Müdür yardımcısı olarak ben. Artık sen burada çalışmıyorsun Feride. Karışmaya yetkin yok. Var. Bakanlığın kararıyla görevime iade edildim Neriman Hanım. Bundan sonra burada ben varım. Kızlar kimsesiz değiller. Anladınız mı? Seninle de sonra görüşeceğiz Rüstem Efendi. Oh be, efsane geri döndü demek ki. Feride Hanım. Buyurun bakalım kızlar. Cemre'nin dönüşünün şerefine size bisküvi pasta yaptım. Aa, bisküviden pasta mı oluyormuş? Tabii kızım, hem de alası olur be. Böyle olacaksa bundan sonra ben her gün gidecek gibi yapar geri dönerim kızlar. Aman sakın ha. Hediye teyze, korkacak bir şey kalmadı artık. Ben Feride Hanım'la konuştum. O Neriman Hanım'la Nazlı Hanım'ın arasında ne olduğunu öğrenecek. Sen de artık üzülme, tamam mı Hediye teyze? Feride Hanım beni korur. İyi çağırırsan çağır. Kader. Gelsene, bunu beraber kutlayalım. Songül. Ya bu gecelik gelebilirsin. Geldim o zaman. Kızlar hadi, size de çatal getiriyorum. Hadi. Neredesin bir tane? Banyodayım.
Yemeği dışarıda yiyelim mi? Hem işe girişini kutlarız. Canım benim, bu akşam daha önemli bir işim var. Ne işin var ki? Aşağı inip evi temizleyeceğim. Ciddi misin? Bizi buraları ben hallederim. Tamam. Yaşananları da böyle yapmasam ben sevgili sadece bırak. O evde güzel şeyler de yaşan. Mesela biz birbirimizi bu evde bulduk. Varsın toprak. Bugün Emre Hoca'dan sonra Meral'i görmeye gideceğim. Ya sen dersen çıkana kadar geç olur. Ben giderim. Ben de yarın giderim o zaman. Aman sen gitme. Bizi nasıl sattığını anlatırsın falan. Kızın moralini bozma sakın. Anlatmayacaktım zaten Songül. İşlemini iptal ettirmesin. Bravo sana kızım. Sen bu kafayla daha çok sıkıntı çekersin. Hoş bulduk Neriman Hanım. Yaşananlar kafi gelmedi herhalde. Cemre'nin bütün sorumluluğu bundan sonra sana ait. Benim onun özel bakımına ayıracak elemanım yok burada.
Eğer kızın başına bir şey gelirse bütün sorumluluk sana ait bilesin. Tamam. Ben bakarım Cemre'ye. Memuriyetini yakmadan rahat etmeyeceksin herhalde. Anlaşıldı. Nazlı Hanım odada bir şey arıyordu. Dosya dolabını karıştırıyordu sanki. Sonra Neriman Hanım'a benim sırrımı koruyacaksın dedi. Ama sır ne bilmiyorum. Oldu mu Neriman Hanım? Burası iyi mi? Yok. Hiç beğenmedim. Ay çok ortada kaldı. Götür sen şu köşeye bırak onu. Daha önce oradaydı zaten. Yine taşır Üstem Efendi. Beğenmezsem yine taşıtırım. Laf dinleyinceye kadar eşek gibi. Tövbe estağfurullah. Bu varili oradan oraya, oradan oraya taşıyacaksın. Yani akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Ama Neriman Hanım. Hadi Rüstem Efendi, hadi, hadi taşı. Bebekler Nazan Tevfik Özgün çifti tarafından 01.05.1999 tarihinde evlat edinildi. Kız bebeğe Defne Özgün, erkek bebeğe Serkan Özgün ismiyle kimlik verildi. Çıkıyor musunuz kızlar? Evet Feride Hanım. Cemre'cim sen biraz benimle kal olur mu canım? Birkaç sesli kitap siparişi vereceğim de senin için. Sen seç istiyorum. O zaman biz çıkalım. Aşağıda bekleyin siz, ben Cemre'yi getireyim olur mu? Tamam Feride Hanım. Hadi bakalım, iyi dersler. Feride Hanım dersten sonra da bakabilirdik aslında. Cemre'cim yalnız kalmak istedim seninle. Nazan'la Neriman Hanım'ın bağlantısını öğrendim. Seninle bir ilgisi yokmuş. Rahat olabilirsin Cemre'cim. Peki neymiş? Seninle bir ilgisi yokmuş Cemre. Feride Hanım öğrenmek istiyorum. Ya bu sır benim başıma bir sürü bela açtı. Öğrenmeye hakkım var. Cemre'cim sana söyleyebileceğim bir şey değil. Ya Feride Hanım lütfen, söz veriyorum kimseye söylemeyeceğim. Ama öğrenmem lazım. Ne olur anlayın beni. Cemre lütfen ısrar etme. Bakın eğer söylemezseniz ben bir şekilde öğrenmeye çalışacağım.
Bir evlatlık alma işlemiyle ilgili. Kimseyi ilgilendirmiyor yani, tamam mı? Evlatlık mı? Nazan Hanım'la ne alakası var? Yoksa birisine evlatlık mı alacakmış? Yok artık. Hayır hayır, öyle değil. Tamam hadi boş ver sen, yürü hadi. Bir dakika, bir dakika Feride Hanım. Sırrım diyordu. Siz de evlatlık dediniz. Serkan'la Defne... Yoksa... Nazan Hanım onların özenlisi değil, değil mi? Cemre. Evlatlık almış. Cemre sakın. Sakın bak, aramızda kalacak bu, tamam mı? Kimseye söylemeyeceksin, söz verdim. Tamam Feride Hanım, söylemem de... Nasıl olmuş böyle bir şey? Olmuş işte. Merhaba, bir çay alabilir miyim? Songül, ne haber? Okuldan sonra bir işin var mı? Evet var. Hastaneye gideceğim ya Meral'i görmeye. Ne oldu? Güzel. Ben de Meral'e küçük bir sürpriz hazırlamıştım da, beraber gidelim mi hastaneye? Nasıl bir sürpriz hazırladın? Gidince görürsün işte sen de. Bak arkadaşım, ben böyle şeyleri sevmiyorum. Yani ne hazırladıysan açık açık söylesene. Kötü bir şey değil. Gerçekten inan bana, güzel bir şey. Eylül, Cemre'nin sınavı daha uzun sürer mi? Ya sürer. Hoca önce soruları okuyor, sonra Cemre'nin cevaplarını yazıyor ya. Ama senin işin varsa sen git, ben beklerim. Hayır hayır, onun için söylemedim şey. Yani vaktin olursa bir şeyler yapamayacaktım. Bu ara biraz canım sıkkın da. Ne oldu, niye sıkkın? Ne bileyim ya, böyle annem bir tuhaf davranıyor. Biz çocukmuşuz gibi ikide bir gelip sarılıyor, öpüyor falan. Geçen gün de odasının önünden geçiyordum. Ağlıyordu. Ne oldu acaba? Selam gençler. Pardon, özel bir şey mi konuşuyordunuz? Yok kardeşim ya. Son günlerde çıkışta göremedim ben onu. Ya gitti o. Nasıl gitti? Nereye gitti? Beni görmeden. Allah'ım yarabbim, kesin gene birilerinin derdi vardır. Yardım etmeye gitmiştir hanımefendi. Başımıza Hızır acil kesildi mübarek. Allah Allah. Yemin ediyorum araya koyacağım çuvala, bağlayacağım ağzını, kaçıracağım, o olacak. Allah. Gülmeyin ya. Hadi ben kaçtım. Kaçırmamış Hızır değil mi? Hayır hayır, hazırlıyorumdur. Bugün size programımızın en duygu dolu anlarının kahramanından bahsedeceğim. Meral. Hepiniz onu annesi için söylediği şarkıyla tanıdınız. Bizi duyuyor musun canısı? Meral o gün annesine şahane bir doğum günü hediyesi vermişti. Şimdi o güzel sesli kız bir hastane odasında uyuyor. Doktorlar hiçbir tepki vermediğini söylüyor ama ben Meral'in bizi duyduğunu biliyorum. Güzel gözlü kız, sana sesleniyorum. Güney! Güney! Neredesin lan sen deminden beri? Bekliyorum, yoksun. Kanka Mert internetten bir şey paylaşıyor, bir dinle. Bana ne lan Mert'in paylaşımından? Ya bir dinle. Şu an yanında programa aracı olan Mert ve Meral'in arkadaşı, kardeşi Songül var. Çocuklar, Meral'i bütün dinleyicilerimiz adına öpün.
Onu ve şarkılarını çok özledik. Evet, şimdi muhteşem yorumuyla Meral Kendi sizlerle. Hani eski zaman masalları anlatır. Üzümü İşe bak ya. Varsın. Hanımefendi Mert'le hastaneye gidiyor. Ben bunu radyodan duyuyorum. Çok içim bir parça. Ya kanka. Kızım fırsat olmamıştır. Hem ben kavga edeyim diye dinletmedim ki. Ya bırak Cenk ya. Ya Güney. Kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Anne. Annem, annem. Çocuk kızım. Hemşire Hanım. Meral, biliyordum. Bizi duyacağını biliyordum kardeşim. Ne olur uyan. Hadi, bak ben buradayım. Ne oldu çocuklar? Bir terslik mi var? Ya arkadaşım bizi duydu. Tepki verdi. Gözünden yaş geldi. Ağladı resmen. Odada klima olduğu için nem azalıyor. Kuruluktan dolayı gözünden yaş gelebilir. Ya emin misiniz? Lütfen bir daha bakın. Üzgünüm. Bitti Cemre. Verdiğin cevapları tekrar okumamı ister misin? Yok, bir şey atlamadım hocam. Teşekkür ederim. Tamam. O zaman gel seni arkadaşların yanına götüreyim. Yok, ben giderim hocam. Yolları öğrendim artık. Peki, sen nasıl istersen. Kim var orada? Hocam. Ay ne acıklı ya. Defne. Ya niye rahatsız ediyorsun beni? Niye takip ediyorsun? Ne alaka ya? Niye takip edeyim kızım ben seni? Defne çekil önümden. Cemre sana bir şey söyleyeyim mi? Ömür boyu gözlerin görmeyecek. Herkese yük olacaksın. Herkes sana acıyarak bakacak, anladın mı? Hayır Defne, ben iyileşeceğim ya, iyileşeceğim. Aa. Defne ne yapıyorsun? Aa, hay Allah, sopan düştü. Yüzme antrenmanıma yetişmem gerekiyor, yoksa verirdim canım. Ay sen şimdi burada yardım bekleyeceksin. Hayatın boyunca böyle olacak. Çünkü sen bir zavallısın Cemre, anladın mı? Zavallı.
kardeşim tepki verdi. Hemşire yanılıyor olabilir mi? Songül! Güney! Çok kırıldım Songül. Söyleseydin ben de gelirdim seninle hastaneye. Güney, bir sakin ol. Yani Mert Meral'e sürpriz yapmak istemişti, o yüzden geldik. Tamam işte. Söyleseydin ben de gelirdim sizinle. Ha, kalabalık ediyorsam eğer. Ya olur mu sevgili? Vallahi ben de bilmiyordum. Kıza ters ters konuşmasana Güney. Bir sorunun varsa gelip benimle konuş direkt. Çocuk. Sussana sen iki dakika. Sevgilimle konuşuyorum. Ben de bu özel anı Songül'le paylaşmak istemiştim. Ya bu Meral'in özel anı sevgili. Ya Songül! Allah aşkına kendine gel artık, görmüyor musun? Çocuk gözümün içine baka baka romantik laflar ediyor sana. Ya Güney, bağırma hastanede. Abartıyorsun, ne romantik lafı? Çocuklar bakar mısınız? Ben kovulacağımızı biliyordum. Geçen gün kimi çiçek bıraktığını sormuştun ya. O çocuk yine geldi. Sizi görünce hızlı uzaklaştı ama. Tamam, sağ ol. Güney, koş koş. Meral'in bu gizemli aşkı kimmiş bulalım hadi. Gel. Ne habercan? İyidir. Can? Güney, ne iş var burada? Can. Meral'e çiçek bırakan sen miydin? Herkese yük olacaksın. Herkes sana acıyarak bakacak, anladın mı? Cemre sakın. Sakın bak, aramızda kalacak bu, tamam mı? Kimseye söylemeyeceksin, söz verdim. Ay sen şimdi burada yardım bekleyeceksin. Hayatın boyunca böyle olacak. Çünkü sen bir zavallısın Cemre, anladın mı? Zavallı. Beni yüzme havuzuna götürür müsün? Tamam. Yani anlayacağınız... Ben Meral'den bayağı hoşlanıyordum ya. Bir türlü cesaretimi toplayıp... onunla konuşamadım. Daha vurulduğunuz gün var ya... İşte ben o gün Grup 84'ün konserine bilet almıştım. Ona benimle gelmesini teklif edecektim. Belki konserde konuşması daha kolay olurdu. Olmadı. Keşke bir gün önce söyleseydin. Bana bak. Uydurmuyorsun değil mi sen bunları?
Bak. Bunlar da biletleri. Bir uyansın. Meral'e de göstereceğim onları. Burada. Nereye gitmiş olabilir ki? Acaba başka bir sınıfta mı yapıyorlar sınavı? İstiyorsan diğer sınıflara da bakalım. Hayır Serkan, ben onu buraya bıraktım. Hatta hoca gelene kadar da bekledim. Nereye gitti o zaman? Hadi gel. Geldik. Tamam, ben kendim giderim, sağ ol. Ama basamaklara dikkat et. Benden özür dilemen için geldim. Eğer benden özür dilersen seni affedeceğim. Hadi be salak, affedecekmiş. Çok da umurumdaydı. Kendini çok şanslı sanıyorsun değil mi Defne? Zenginsin, sağlığın yerinde. Bir annen var. Öyleyim tabii. Hadi itiraf et Cemre ya. Beni kıskanıyorsun, itiraf et. Sen o yurtta kokuşurken ben güzel evimde kalıyorum. Baban iflas etti, kendini öldürdü. Ha bir de gitti, anneni öldürdü. Hayatın boyunca yalnız kalacaksın sen ya. Artık gözlerin de görmüyor. Ne olacak Cemre? Kendi 5 yıl sonra nerede görüyorsun? İstesem seni şu anda mahvederim Defne. Ama yapmayacağım. Çünkü Feride Hanım'a bir söz verdim ben. Aman çok korktum. Ya söz vermesen ne olacaktı ya? Ne yapacaktın? Defne beni zorlama. Ya zorlasan ne olacak? Ne olacak? Elinden geleni yap kızım. Elinden geleni yap. Yapmayacağım. Çünkü şu anda sana çok acıyorum Defne. Acınacak durumda olan biri varsa o da sensin Cemre, anladın mı? Bak, parmağımın ucuyla seni ne hale getirdim. Gerizekalı. Defne! Sen evlatlıksın. İnan çok soğuk, susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun.
gibi değil mi halim, daha da ne olsun? Gidecek gibi değil bu zalim, görüyorsun. Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken, geçmişten biri gelip tutar biliyorsun. Geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Geri gelse de bir görse babam.